Merhaba arkadaşlar. Öncelikle merak ettiğim ve yapabilir miyim diye düşündüğüm köy fırınım için ön çalışmayı yapmıştım. Birketlerle etrafını döşedim. Bu alt bölüme odunları koymak için yer ayırmıştım. Hatta bunu iki bölüm olarak yaptım. Bir bölümü de şu yan tarafa koydum. Ayrıyeten de mangal için bir bölüm tasarladım şu şekilde. Şu gördüğünüz bölümü mangal için ayıracağım. Ayrıca üst bölgeyi içinde şu gördüğünüz zemine fırının alt bölümü oluşturacak. Yani cam kırıkları ve tuz ektikten sonra ince bir şap atacağım ve daha sonra tuğlaları örmeye başlayacağım. Bunları da bölüm bölüm videolayıp size atacağım. Umulur ki sizlere de yardımcı olurum ve sizler de başarmaya çalışırsınız. Evet arkadaşlar, bir önceki videoda camları kırmıştım, zemine döşemiştim. Camdan sonra tuz koydum üzerine, takriben 100 kilo kadar. Onun üzerine hazır ince sıva yaptım. Yani sıva harcı gibi harç koydum, şu gördüğünüz diğer bölümler. Ve onun üzerine zemin taşlarını dizdim. Dizmeden önce farklı bir yerde, düz bir zeminde yerleştirdim. Numaralandırdım ve kestim. Kestikten sonra buraya getirdim asıl yerlerine. Yere koyduktan sonra da yan taraftaki taşlarını örmeye başladım. İlk çevresini yaptım. Bu arada fırınımın çapı 110 santim olacak. Ve ayrıyeten ben taşları tuğlanın yan tuğla taşlarını uzunlamasına yapıyorum. Şu şekilde yapacağım. Öyle olunca kütleden dolayı ısının daha uzun süre fırında saklanacağını öğrendim. Onun için bu şekilde zaten fazla da tuğla almıştım. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Evet, fırınımızın şu anki görülen aşamasına kadar geldik. Ön kapının tuğlalarını döşedim. Üst bölümlerini. Taş motoruyla tuğlaların kenarlara gelecek yerlerini güzelce kestim. Tuğlalar öpüştü. En azından duman kaçırmasına ve tam oturmasına daha iyi olur diye düşündüm. Şimdilik durum böyle. İçerideki mekanizmayı şöyle yaptım. Aynı bu şekilde sağa sola dönüyor ölçüsü. Standart bilindiği gibi. Bu şekilde devam edeceğim artık. Merhaba arkadaşlar. Takriben 10 gün uğraştığım fırınımı en sonunda tamamladım. Size takdim edeyim. Şu şekilde. Önce dış görünüşünü söyleyeyim.
Fırını yaparken ayrıca bu yan tarafa bir kebap ocağı diye bir yer tasarladım. Ancak izin zamanım yetmediği için kısmetse önümüzdeki seneye kalır. Fakat fırınımı son gayret bitirdim. Fırın yanarken içeriye bakmak için küçük bir göz yaptım pencere. Buradan alevi ve pişen nesneleri görmek için. Fırını tutuşturduğumuz zaman kapıyı bu şekilde geri çekiyoruz. Buraya gelmeden bacadan yukarıya duman çıkıyor. Fırın daha kurumadı tam olarak. Kuruduğu zaman oradaki beyaz sıva izleri de gidecek tabii ki. Durum böyle arkadaşlar. Evet, fırınımızın ilk ateşini yaktık şu anda. Bacamız tütmeye başladı.